Hemen ALB Menkul Değerler'den Volkan Kuğucu'ya dönüyoruz. Volkan Kuğucuk merhaba. Merhabalar Feriha Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Irak dinarında da %1.37'lik bir devalüasyon gerçekleşti. Azerbaycan'da da keza aynı şekilde dalgalı kur sistemine geçildi deniyor. Görüyoruz ki petrole dayalı ekonomilerde ki ilk Rusya ile yaşamıştık geçtiğimiz sene böyle devalüasyonlar gelecek gibi gözüküyor. Bir denge bulunmaya çalışılıyor gibi en azından böyle bir izlenimimiz var. Hem petrol fiyatları hem de bu dünyanın genelinde petrol üretici ülkelerin yaşadığı bu devalüasyonları nasıl değerlendireceğiz? 2016 yılı özellikle petrol üretici ülkeler için oldukça sıkıntılı geçecek gibi görünüyor. Özellikle petrol fiyatlarının şu anda 40 dolar seviyesinin de altına geldiğini görüyoruz ki burada hep konuştuğumuz konu şuydu. Önemli olan petrol fiyatlarının 40 dolar seviyesinin altında ne kadar zaman geçireceği, çünkü bu noktalarda maliyetler de oluşmaya başlayacak. Eğer petrol fiyatlarında aşağı yönlü eğilim devam ederse muhtemelen petrol üretici ülkelerden bu tarz hamleleri sıklıkla görebiliriz ki Suudi Arabistan tarafı da buna dahil olmak üzere önümüzdeki dönemlerde özellikle 2016 yılı için oldukça sıcak geçecek gibi görünüyor petrol cephesi açısından. Tabii ki biz petrolü konuşurken sadece üretici ülkeler açısından bakıyoruz ama petrol fonlarının durumu da önemli. Tabii petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak petrol fonlarında olası bir finansal sıkıntı bu noktada piyasadaki bakışı bu noktaya doğru çevirecektir. Dolar tarafında gerileme görüyoruz. Fed'den sonra bir korku vardı. Dolar TL üzerinde acaba bir baskı yaratır mı faiz artırımı sonrasında? Ancak görünen o ki hem Güney Afrika hem de Brezilya borsalarında, daha doğrusu ekonomilerde yaşanan gelişmeler Türkiye'nin yıldızının biraz daha parlamasına neden oluyor. Diğer ülkelerdeki yaşananlar, geçmekte olan ülkeler bazında söylüyorum. Dolayısıyla dolar TL'de de aşağı yönlü bir hareket gözümüze çarpıyor. Hangi seviyelere dikkat etmemiz gerekiyor? Dolardaki düşüşün devamını bekliyor muyuz? Tabii ki dolardaki düşüşün devamı beklenebilir. Çünkü biz gelişmekte olan ülke tarafların ülke sepeti içerisinde pozitif yönde ayrıştık gibi görünüyor. FED öncesi %4'lük büyüme rakamlarının şu anda içeride fiyatlandığını, FED'den önce fiyatlandığını söylemek mümkün değil. Aynı zamanda petrol fiyatlarının düşüşü de Türkiye'yi bu noktada pozitif tarafa çekmeye devam ediyor. Dolar TL'de 2.90 seviyesinin altında kapanışlara ihtiyacımız var şayet. Böyle bir görüntü ortaya çıkarsa 2.88-2.85 seviyesine kadar kısa vadeli olarak geri çekilme beklentimizi korumaya devam edebiliriz. Volkan Kuğucuk, teşekkür ederiz aktardıklarınız için. Bu noktada hemen Cüneyt Baksa'ya dönüyoruz. Saksa Kapital stratejisti.